yüksek yargı paketiyle kayyumlara geniş yetki veriliyor. Türkiye'nin en önemli hukukçuları kayyuma devlet zırhı getiren hükümeti eleştirdi. Kayyum devlet memuru değil ama son zamanlarda çok kullanılan bir kontrol aracı haline gelmeye başladı. Örneğin şimdi üniversitelerde uygulanan, şu anda 5 üniversitenin vakıflarına kayyum atanmış durumda ve burada Vakıflar Kanunu 10. maddesi uygulanıyor. Vakıflar Kanunu 10. maddesinin 1. bendinde sayılan haller gösteriliyor gerekçe olarak. Evet. Şimdi bu gerekçeleri okuduğunuz zaman hiçbirisi tatmin edici bir gerekçe değil. Ve bu şekilde kayyım bu dönemde bir baskı unsuru olarak kullanılmaya başlayan bir kurum haline dönüştürüldü. Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk, kayyım düzenlemesini gayri hukuki ve gayri ahlaki buldu. Düzenlemeye bir tepki de İstanbul Barosu Eski Başkanı Muammer Aydın'dan geldi. Bir sefer bu işin kararını verenler siyasi iktidarda yöneten durumunda olanlar. Onların adına hukuksuzluğu yapanlar da kayyumlar. Dolayısıyla yarın bu kararı verenlerin mutlak surette yargı önünde hesap vereceklerinden hiç kuşkum yok. Bugün üstlerini örtmeye çalıştıkları kayyumların da yaptıklarından dolayı gerek cezai gerek de tazmin anlamında bir cezaya çarptırılacaklarından da hiç kuşkum yok. Kayyumların atama yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle genişletiliyor. Yüksek yargı paketi hukukçular arasında devletin ticari hayata müdahalesi olarak algılandı. Düzenleme ile kayyum atamanın kapsamı genişliyor. Bu çalışma hürriyetine darbe vurur. Ayrıca Yargıtay ve Danıştay ile ilgisi olmayan kayyum maddesinin pakete konulmasıyla bariz bir yasama faaliyeti hatası yapılmakta. Peki kayyuma açılacak tazminat davalarına idare mahkemeleri mi, hukuk mahkemeleri mi bakacak? Daha o net değil. Devlet ticari hayata müdahale edebilecek. Bu da tehlikeler doğuracaktır. Hukukçular, kayyum geçici bir çözüm modeli olmalı. Şirketler batırılmamalı diyor. Kayyumları el koyma yetkisiyle donatan hükümet tasarısına tepki büyük. Kayyum tedbiri geçici olmalı ve müsaadeyi el koymayı çağrıştıracak uygulamadan kaçınılmalı. 3-5 ay durması gereken kayyumlar, şirket sanki devlet mülkiyetine geçmiş gibi yıllarca görevde kalıyor. Muhalefet uzun süre sonra yüksek yargı paketinde tek ses oldu. Meclisteki her 3 parti de kayyum düzenlemesine tepkili. İktidar paketi savunurken muhalefet partileri hükümeti Türkiye'yi kayyuma teslim etmekle suçladı. Muhalefet mecliste kayyumlara hukuk dışına çıkma yetkisi verildiğini iddia etti. Bu ülkede bir sürü kreş, son aylarda hepiniz şahit oluyorsunuz, özel okul, hatta üniversiteye kayyum tayin ediyorsunuz. İç hukukta işi çözdüğünüzü sanıyorsunuz. Aslında hiçbir şey çözmüyorsunuz. Çünkü bir süre sonra bunların hepsi bu halka tazminat olarak geri dönecek. Çünkü kayyum tayin ediyorsunuz. Kayyum 3 gün sonra gazeteyi batırıyor, televizyonu iflas ettiriyor. Muhtemelen şirketlere, vakıflara da benzerini yapacak ve bunlar uluslararası hukukta önümüze gelecek. Her kesimden tepki çeken düzenlemeyi şirketlerine kayyum atanan Akın İpek de eleştirdi. Akın İpek'e göre düzenleme yasalaşırsa kayyumlar kendilerini şirket sahiplerinin yerine koyacaklar. 8 aydır kanımız emiliyor. Bu size yapılmaz mı sanıyorsunuz? Bekleyin diyen Akın İpek, ironik bir dille kayyum düzenlemesine tepki gösterdi.